Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün yumurtanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Tavuk yumurtalarının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Yumurtaların nasıl yapıldığını biliyor muydunuz? Seri üretim yapıp onları nasıl kutuladıklarını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü daha ben bunun videosunu çekmedim. Şimdi bunun videosunu çekeceğiz ve yumurtanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz arkadaşlar. Ama videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada YouTube'la ilgili bir sır buldum. Eğer like tuşuna basarsanız mavi renk oluyor. Neyse, şimdi dediğim gibi yumurtanın nasıl yapıldığı ile ilgili olan videoyu izleyeceğiz. Videoyu bana bir izleyici izlememi söylemişti mail atarak. Videonun bir yerinde çok önemli bir sahne varmış. O sahneyi beraber izleyeceğiz. Hangi sahne olduğunu ben de bilmiyorum. Siz de o sahneyi izlemeyi unutmayın benimle beraber. Beraber göreceğiz hangi sahne olduğunu. Hadi başlayalım. Hani kahverengi ve beyaz bütün yumurtalar aynıymış aslında ve yumurta yapmak için insan eline ihtiyaç yokmuş. The building is well ventilated, and the temperature and humidity are strictly controlled. To stimulate laying, fluorescent lighting simulates 15 hours of daylight. 15 saatlik bir gün ışığı lazımmış. Their feed is made up of various grains mixed with soybeans for protein. Yedikleri yemler proteini arttırıyormuş yumurtadaki. The hens drink water from nipple-ended tubes attached to their cages. All these carefully monitored conditions are designed to maximize the yield. The average hen lays about 300 eggs a year. The cage floor. Bir dakika, ne? 300 tane yumurta yapma avarajı varmış ama neyin avarajı anlamadım onu. Then it's onto a larger conveyor belt which transports the eggs to the packing room. Direkt yumurtalar paketlenmeye gidiyor yani. Yumurtluyorlar, direkt alıp götürüyorlar yumurtaları paketlemeye. Bok sıçramış o yumurtaların üstüne. Oğlum çıldıracağım. O sahneyi merak ettim ben. Şarkısı sinir bozucu ya. Cidden sinir bozucu. Automated equipment transfers the eggs onto plastic flats. It places them wide end up to keep the yolks properly centered. Tam böyle bir şey yapmaya yarıyormuş bu yumurta kalıpları da. Truck ships them to the grading station whose job is to classify the eggs by quality. Şimdi yumurtaların kalite testi yapılacağı yere gidecekmiş yumurtalar. Lesser grades go to processing plants to be turned into ingredients used in foods, pharmaceuticals and products such as shampoos. This automated station. Oğlum çok şey ya, başım. Hani ben bunu izlerim, orada olsam saatlerce izlerim ben bunu. First, a suction machine lifts the eggs off the flats and transfers them onto a moving track leading to the cleaning station. Oğlum there a washer gently scrubs the eggs with soap and disinfectant. The water is just over 100 degrees Fahrenheit. Anything higher degrees. Su 1000 derece diyor. 100. 100 derece, pardon. 1000 anladım. The eggs then pass over a bright light which highlights the condition of the shells. Böyle bir ışıkta da şey yapılıyorlarmış. Olmamış yumurtaları alıyorlarmış sanırım. Hani tam en iyilerini koymaya çalışıyorlarmış ellerinden geldikçe. Bu ne lan? Bu mu o bahsettiği sahne? Ha, kan da arıyormuş. 35 günmüş maşallah. When the eggs they lay are no longer consumption quality. For all their hard work, they win an all expenses paid trip to the slaughterhouse. Oğlum, wow, şu anda başım dönüyor. Çok güzeldi video. Şimdi şeyi izledik, tavuğun yapımını izledik. Bir de bakalım burada bir şey daha vardı benim ilgimi çeken. Peki şimdi ne mi yapacağız? Lego'nun yapımını izleyeceğiz.
Evet. Şimdi Lego'nun yapımını izleyeceğiz dediğim gibi. Hemen başlayalım izlemeye. But first, Lego. The old toys are definitely the best. And Lego is so popular that despite only having been invented 50 years ago, it's been voted toy of the century. Twice. Toy of the century, tarihin oyuncağıymış. Tiny granules of plastic at this factory in Denmark. Oha. There are 14 silos full of different colors, containing 33 tons in total. Pipes suck the granules. Her borudan borunun rengine göre çıkıyormuş onlar Legolar. Into bricks and then built into spaceships, castles and farmyard animals. Oğlum bu ne lan? Bok laham deliği gibi yani, bok geçiyor gibi duruyor. In this hall there are over 1000 machines making the bricks 24 hours a day. Günde 24 saat boyunca yüzlerce makina çalışıyormuş bu iş için. The machines melt the granules at 232 degrees Celsius, shape them, cool them down and then spit them out into the containers below, all in under 10 seconds. 10 saniyede yapıyormuş bunların hepsini. Isıtıyormuş, kurutuyormuş, sonra da makineden atıp o kutunun içine yerleştiriyormuş. 15 milyar tane yapıyormuş bir fabrika yılda. When a container is full, a robotic car collects it and takes it to the storage hall. Makine otomatikman dolduğu zaman alıyormuş o kutuyu. İnsan yok herhalde burada. 24 saat çalışıyor. ATR yazıyordu. Türkiye'ye geliyor bu logolar, Legolar. Ben insan görmedim şu ana kadar. Bakalım göreceğiz mi? Çünkü sadece makinelerin çalıştığını söyledi 24 saat boyunca. But Lego isn't just a bunch of plastic bricks. The world of Lego is populated with all kinds of tiny. Yarısı yere düştü Legoların. Aa, kafa bunlar. This machine spits out 15,000 heads an hour. 15.000 tane yapıyormuş kafa. Saatte bir de. E bu kafaların suratı nerede? Stamp gives the heads a face. Aha. Yapıyor. Smiles for the good guys. Scowls for the baddies. Onu çok iyi be. The bodies are made and painted just like. Smile for the good guys. Sonra da diğerini anlamadım. For the baddies dedi. İyiler için gülümsenerek, kötüler için de kötü bir yüz ifadesi. And pirates will be given their plastic wooden legs. Oğlum şeye benziyor. Tabakta mısır yapılır gibi anasını satayım. Ha, vücut parçası bu da. Acaba kimin aklına gelmiş? Gidin gelin Lego yapalım demiş böyle. Böyle bir sistem geliştirmiş sonra. Küçük küçük oyuncaklar yapalım. Küçük bebekler yutsun boğulsun anasını satayım dercesine yapmışlar. Lego yüzünden çünkü boğulup ölen çok çocuk var. Ha, Harry Potter Lego. Ben yani şahsen küçük bir çocuğumu almam bunu. Hani 6 yaşından önce çocuğumu almam ve 6 yaşındaki çocuğum varken yeni bir çocuğum olursa da direkt yok ederim Legoları. The Boffins have worked out that with just 6 regular bricks, there are over 900 million combinations. So he's got no excuses for drawing a blank. Its versatility is the key to its enduring appeal. Bir de elektronik yapmış lan, ışıklı. An amazing 200 billion bricks worldwide. Ulan çok iyi, harika bir şey be. Oğlum bu Legoların yapımı harbiden çok iyiydi. Gerçekten çok beğendim. Harbi ellerine sağlık adamların. Hani benim küçüklükten beri böyle Lego'ya karşı bir şeyim olmuştur bak. Nasıl derler ona? Bir ilgim olmuştur ama Türkiye fiyatları bariz Lego'nun alınamayacak kadar pahalıydı. Hani bir de zamanında düşünün bunu. Bir Lego almaya kalksan, şöyle bir uzay gemisi yapmak istesen 150-200 liradan başlıyordu. Hani Legosu olan çok az insan vardır ben.
küçüklüğümde yani. Çok az insan tanıdım ben Legosu olan. Ama vallahi isterdim böyle bir Legom olmasını. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Henüz kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu henüz beğenmediyseniz de beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bye bye.